Çok güzel bir etkinlikti. Özellikle Fatma Ulucan hocamın yapmış olduğu bu etkinlikten dolayı kendisine çok teşekkür ediyorum. Gençlerle girişimcilik üzerine konuştuk. Blockchain teknolojilerinde uzman arkadaşlarımız çok güzel sunumlar yaptılar. Dünyanın blockchain'de nereye gittiğini, dijital paranın nereye dönüştüğünü ve dijital paranın hayata girmesiyle nelerin değişeceğinin bir nevi gelecek projeksiyonunu anlatmaya çalıştık. Bizim anlattığımız ise ben daha çok girişimcilik, yani onlar parayı bulduktan sonra nasıl kullanacaklarını anlatırken ben nasıl parayı bulursunuzu anlatmaya gayret gösterdim. Türkiye Cumhuriyeti çok zeki ve çok güçlü gençlerimizle dolu. Projeleri var, hayalleri var, enerjileri var. Bizim onları güçlü hale getirmek için bu tip etkinliklere çok ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Bugün blockchain teknolojileri üzerinden başlayıp girişimcilik serüvenlerinin de başarı odağının nasıl oluşacağının yolunu bir nevi arkadaşlarımıza izah etmeye çalıştık. Ben çok güzel bir etkinlik olduğu kanaatindeyim. Enerjilerini de aldım zaten gözlerine bakarak. İnşallah bu etkinlikler devam eder ve başarılı bir projeksiyon çıkar. Memnuniyetle ben tabii yaklaşık 10-11 yıldır yani ta ortaokul yıllarından başlamak kaydıyla ki lisede de ticarileştirdiğim birçok ürünüm var. Bizim kendi şirketimiz şu an Amerika, Antalya, Elazığ, İstanbul, aynı vakitte de şu an Hollanda ve Kanada'yı yapacağız 2021 yılları içerisinde. Hedefimiz ulusal çapta unicorn olabilecek bir yazılım şirketi üretmek. Bunu herkes söylüyor ama Allah bize yapmayı nasip etti. Biz şu an üretmiş olduğumuz GoArt teknolojisiyle artırılmış gerçeklik dünyasındaki zaman kapısını gerçek hale getirdik. Bu zaman kapısından geçmişe açılan yolda da o dünyanın kendi para birimini GoArt olarak, dijital para olarak çıkarttık. Yapmış olduğumuz şirket yapılanmasında ödeme biriminden özellikle yazılım şirketimizi anlatıyorum. GoArt bu yazılım şirketin bir tane ürünü. Roofstack şirketi yazılım şirketinin ödeme biriminden asistan birimine, oyun biriminden sağlık yazılımlarına kadar birçok üretim yapabilen bir yazılım fabrikası inşa etmeye çalıştık. Yapmış olduğumuz işin muhteviyatında aslında dünyanın büyük şirketlerinin örneklemelerinden yararlanmak oldu. Evrensel olmadan milli fayda sağlayamayacağımızı düşünüyorum ve şirketimizi evrensel hale getirebilmek adına da bu yatırımları yaptık. Ben de gençlere zaten gelecek perspektifindeki GoArt projemizi anlattım. Onların da bunu aldığını görüyorum. Anladılar ve çok da beğendiklerini düşünüyorum. Bence Türkiye girişimciler için müthiş bir ülke. Türkiye girişimcilere verilen desteklerle çok büyük bir ülke. O sebepten hayallerini hiçbir zaman ket vurmasınlar. Projelerinin peşinde koşsunlar. İnandıkları olayların gerçek hayatla etkileşimini analiz ettikten sonra yatırımla alakalı savaşlarını versinler. Finans zannettikleri kadar zor bir konu değil ama doğru projeyi doğru yere doğru zamanda doğru şekilde aktarmakla olacak bir iştir. Onun için vazgeçmeden savaşmak lazım. Vazgeçmesinler, savaşsınlar.